Sevgili dostlarım, herkese öncelikle merhabalar. Kaldığımız yerden Cities Skylines'a 10. bölümüyle devam ediyoruz. Şimdi okul bölgesini önceki bölümde yapmıştık. Bu bölgemizi artık bitirebiliriz. Birkaç şey ekleyebilirim bu bölümde bu tarafa. Ama önce şu isteklere bakalım. Hala bir hizmet sektörü aranıyor, isteniyor. Şu yolu alttan çekeceğim. Bu tarafla bir şekilde onu birleştirmeye çalışacağım. Bu yol iyi oldu. Daha önceki bölümde o yolu da yapmıştık. Şimdi hizmet sektörü daha devam ediyorsa bir başka bölgede hizmet sektörünü yapabilirim. Veya küçük yerler yapabiliriz. Biraz çok boşladık. Şehir içinde fazla yapmadık. Gene okul bölgesine daha önce yaptığım gibi. Buraya yaptığım gibi. Okul bölgesine yapmıştık ya. Şöyle. Yapabilirim birkaç yere. Boşluk çok fazla var. Aslında boşlukları doldurabiliriz. Da büyük yapmak istemiyorum. Bu taraflara küçük yakışır. Ama çok az yapacağım. Öyle çok fazla aşure kaçmayacağız. Evde yakın olacak tabii ki. Bu taraf olabilir mesela. Yani şöyle yapalım. Bu şekilde olsun. Ayrıyetten. Bir de şu tarafa böyle koyabiliriz. Bu yapmışım da bu yolu nasıl yapacağım? Buraya yapsam mı? Yapalım. Şöyle yapalım. Küçük küçük koyuyoruz. Hatta bu tarafa da daha küçük koyabilirim. Böyle. Buraya büyük koyacağım şöyle. Aynı şeyi küçük bu şekilde koyuyorum. Bakalım nasıl görünecek. Bir olsun. Olduktan sonra bakmak, bir kontrol etmek istiyorum. Nasıl olacağı konusunda iyi oluyor gibi. Çok fazla ortalığı karıştırmayacaklardır. Yani fena durmadı. Fena durmadı. İşte böyle bölgelere hizmet sektörü yapılabiliyor. Az da olsa koyabiliyoruz. En azından ateşini alacaktır biraz da olsa. Birkaç yere daha yapacağım burada. Hani bu kadar az olmayacaklar. Evet, ve buranın değeri artmaya başlayacaktır. Bu taraflara da yapılıyor. Başka yan tarafları yapabiliriz. O tarafları yapmışız. Bu tarafları dolduracağız. Böyle yaptım. Güzel oldu. Yeterli bu kadar. Çok da fazla yapmayalım. Yeterli. Tamamdır. Şimdi şehrimiz büyüdü. 18.000 olduk. Yeni neler geldi? İtfaiye yapalım. İtfaiye gerekiyor. Şu tarafa bir yere bir itfaiye daha koyacağım. İtfaiyemizi de nereye koyabiliriz diye bakıyorum şöyle bir. En güzel koyabileceğim yer şu anlık burası olabilir. Para konusunda en çok konutlardan 45.000 kazanıyoruz. Gerçekten konutlar uçmuş durumda. Uçmuş, resmen uçmuş. 45.000 ne ya? Bunları arttırayım da. Ofislerimiz var. Ofislerimizi yapalım mı artık? Ofislerin kirlilik yayma olayı yok. Gürültü de çıkartmıyorlar galiba ofisler. Bir ofis denesem bu tarafa? Nasıl olur? Bir denesem mi? Acaba gürültü yapacak mı? Denemek kaydı ile. Ve trafik de yaratmıyorlar diye biliyorum ofisler. Bir deneyelim bakalım şu ofislerimizi şuraya. Niye oraya olmadı? Garip değil mi? Oraya olmuyorsan... Bir dakika. Şunu sileriz buradan böyle. Şöyle yaparız. Bakalım böyle nasıl olacak.
Gürültü çıkartmıyorsa işime gelir. Şimdi orada gürültü çıkartan binalar var. Orada belli olmaz. Anlayamayız o şekilde. En güzeli hizmet sektörünün olmadığı bir yeri yapmak. Mesela şöyle bir denemek amaçlı bir yapıyorum. Bakalım gürültü falan çıkartacak mı? İleri sardım. Oo, bayağı otobüs bekleyen var burada. Maşallah. Bayağı insan otobüs bekliyor burada. Şuraya ofisin olması lazım da ona bakacağım. Daha hala bekliyor burası. O olurken ben de bir bakayım başka ne yapabilirim diye. Evet, trafik oluşması normal. Bu tarafa bir tane daha tren istasyonu koyacağım ki yığılma var. Burada bir yığılma oluşmuş. O yığılmayı nasıl engelleyebiliriz burada şimdi? O yığılmayı birkaç yol daha birleştirerek biraz da olsa giderebiliriz. Bu yolların faydaları olacaktır. Hatta bir de şöyle yol çekelim buraya. Oran ve bağlantı yapsınlar. Trafik çok fazla yoğunlaşmış durumda bu tarafta. Ofis oldu mu? Oldu. Bakıyoruz, gürültü çıkartıyor mu? Hayır, gürültü çıkartmıyor. O zaman yanlarına yapabiliriz evlerin. Hiçbir sıkıntı çıkartmayacak bize. Şöyle küçük küçük koyacağım. Hatta şöyle koyacağım. Burası niye böyle olmuş? Orası niye öyle olmuş? Bir dakika, bu yolu olmaz öyle şimdi. Bir dakika. Aynı olacaksa böyle olmaz. Aynı şekilde yapmak zorundayız. Böyle gelmişiz. Aynı şeyi bu tarafa da veriyorum. Ofisler bu hizmet sektörü değil de bu sektörü düşürüyor. Endüstri sektör olarak geçiyor. Garip ama öyle geçiyor. Normal hizmet sektörü olarak geçmesi lazım yani ofislerin. Gürültü çıkartmıyor. Trafik fazla yaratmıyor. Çok rahat ya ofis yapmak oyunda. Hile gibi bir şey yani anlayacağınız. Yanlar kalsın. Yanları ellemeyeceğim. Burayı yaptık. Birkaç şey daha yapabilirim. Küçük yerleri yapmak istiyorum. Acaba küçük yerlere bir şey yapılabilir mi? Böyle iki çıtlı yerlere falan. Bir şey yapar mı? Tamam, yapmıyorsa gürültü. Şuraya da aynısını yapalım. Kaç geldik? 4 geldik değil mi? Evet. Şöyle gelmişiz. Bu tarafı da böyle yaptım. Evet, değişik bir şey oldu. Burası farklı bir yer oldu. Ama güzel oldu. Gerçekten güzel oldu. Değerli bir bölge. Bunlar gelişecektir zamanla. Bakalım gelişsinler. Suyla elektrik konusunda biraz sorun var. Çoğaltabiliriz biraz da olsa. Gerekiyor gibi. Burada bir sorun yaşamıyoruz değil mi? Tamam, bir sorun yaşamıyoruz. Gayet güzel. Bölge alabiliyoruz galiba. Artık şu kıyı kesimlerine bir geçelim. Tamam. Kıyılara ulaştık. Buradan ta bu tarafa ulaşabiliyor muyuz? Orasını bilmiyorum ama galiba ulaşabiliyoruz. Fakat bu sefer buradan bir yer açacağım. Veyahut da bu taraftan açabilirim. Bu taraftan açmak daha mantıklı. Karşı tarafa da geçelim. Karşı tarafa da geçelim. Oradan bir bağlantımız olsun. Hem buradan da bir bağlantı yapalım. Çünkü trafik oluşacak. Burası şimdilik kalsın. Burası şimdilik böyle kalsın. Birazcık açılabiliriz. Daha sonrasında yetmezse eğer bölgeler. Gerçi artık bölge kalmadı yapacak burada. Fazla bir şey kalmadı. Sanayi sektörü iyi gidiyor. Ofislere
Devam edelim mi şu taraflara doğru? Yapalım birkaç yere daha. Bu taraflara daha yapalım. İki çıtlı acaba olur mu ya? İki çıtlı değil mi? İki tane böyle kareli olabilir mi diye düşünüyorum. Şöyle yapsak. Yanlış yaptık bir dakika. Evet. Bakalım burada nasıl olacak? Güzel duracak mı? Bu taraflara bir şey koyuyor, tamam, güzel. Nasıl duruyor peki böyle? Gayet de güzel. Yani fena değil. Bakın direkt arttı ya, direkt artıyor değeri. Anında. Anını çoğaltıyor orayı. Şimdi burada trafik birazcık düzeldi. Biraz iyileşti. Trafik olması sebebi tren garına gelmeye çalışıyor araçlar sürekli bir şekilde. Bir tren garı daha bu tarafa yaparsak rahatlatacağız bu tarafı. Yapalım bir tane daha. Hazır paramız da var. Para konusunda bir sıkıntı da çekmiyoruz. Bir de insanların seyahat edebileceği şundan da yapmam lazım. Kargo istasyonu değil de diğer türlü insanların seyahat edebileceği istasyonu yapmak istiyorum burada arkadaşlar. Şimdi aynı şekli bu tarafa da verelim. Normalde kaç gelmişiz onu bir bakalım. Ben şöyle yapmıştım galiba burada yaparken. Şu yolu yapmışım. Kaç gelmişim baba? 6 gelmişim. Açı kaç? Açıyı bilmiyorum yalnız. Açıya bakmak için en sağlıklısı şu oluyor. İptal diyorsunuz böyle. Ama kaç gelmişim buradan? 12 gelmişim. ...32'ye 9 gelinmiş. 32'ye 9 gelinmiş. Gelelim kuru fasulyenin faydalarına şimdi. Böyle olmaz ama burası. Şöyle baksak 5 gelmişiz değil mi? Aynı şeyi bu tarafa vermek istiyorum. 5. Şöyle. Ve şöyle. Şunları iptal edeceğim. Bir geçin de. Direkt ne koyamıyoruz ki buraya? Ne alaka? Direkt aslında koyulması lazım üzerine. Doğru. Yanlış bir şey yok. Aynı şey ama niye raylar böyle daha şey gösterdi? Bana mı öyle geldi acaba? Bir bakalım. Yol düz geliyor galiba. Düz düz bana öyle gelmiş. Sanki yamuk gibi geldi de yamuk değilmiş. Yollarımızı artık şöyle yapabiliriz. 9 yaptık. 32. Tamam, doğru. Şöyle. Oldu. Bakalım bu tarafı da kullanacaklar mı? Ama bir bağlantı lazım. Bağlantı gerekiyor. Bağlantısız olmaz. Yalnız trenin olduğu yerden geçmese iyi olacak. Buradan da üstten geçerse çok abes durur. Yol üstünden geçse olabilir. O da biraz şey durur ama. Trenle aynı yerden geçmesin. Yolu engellemesin tren. Üstten bu geçebilir mi? Kaç metrede geçebiliyorsun? Ama şöyle geçmen lazım. 6'da geçebiliyor mu? Geçebiliyor.
Tamam, burası da böyle oldu. Buranı da verelim aynı şeyi. Birkaç RM vereceğim. 6 ile geçebiliyor. Niye öyle yaptın? Aşağı verdik yanlışlıkla. Elektriği geliyor. Tamam. Bakın yavaş yavaş gelmeye başladılar. Niye oran geziyorsunuz ki? Anlamadım. Gelişle gidiş yapsak daha mantıklı olabilir mi? Evet. Yolda şöyle bir sıkıntı var. Yolda sağ şerit, sol şerit hesabı var ya, adam buradan dönmek zorunda kalıyor. O zaman mantıklı olan ne biliyor musunuz? Buradan çıkış, buradan giriş olacak. Öyle yapalım. Hemen değiştiriyorum. Buradan çıkış var sadece. Buradan giriş var. Şimdi oldu. Şimdi olması lazım. Sadece buradan gelecekler araçlar. Evet. Daha mantıklı oldu bu şekilde. Orada bir trafik lambası var kesin. Evet. İptal et onu. Bunu da iptal et. Güzel. Trafik rahatladı. Şimdi insanların seyahat etmeleri için tren garları yapalım. Buraya mı yapsak? Burada anayolu üzerinde olmaz. Tam tersi bu tarafa yapalım onu da. Ama şu yolu silmek zorundayım. Maalesef. Yolu sildim. Elektrik aktarılmayacak. Elektriği şeyden aktaralım. Yol üzerinden. Şöyle yapıyoruz. Tamamdır. Şimdi tren garımızı yapalım bir. Bir dakika, ona bakmak istiyorum ben. Şuraya tren istasyonumuzu yapacağız. Ama kaç sıra gelmesi lazım? Onu bilmiyorum. Tam oradan denk gelmesi gerekiyor. O da galiba şöyle olma şansım var mı acaba? Bir deneyelim şansımızı ama kesin burası olmayacak. Yani baya bir fark var arada. Ta buraya gelmen lazım. Oo. O zaman şöyle olacak bu. Hatta böyle olması lazım galiba diye tahmin ediyorum. Bir bakalım. Evet, böyle olacak. Tamam, öyle olsun. Bir olacak mı diye kontrol etmek istiyorum. Biraz yukarıda mı oldu? Yok, düz geldi. Şu yollarımızı da şöyle yapalım. Biraz sol tarafa gitmesi lazım. Evet. Oldu. Oldu, gözlerim doldu. Tamam, bu şimdi olacak böyle. Trenler böyle gelecek, gelecek, gelecek. Daha sonrasında buraya da bir tane tren istasyonu yapalım. Tam yanına bir tane de yapalım mı insanların gelebileceği tren istasyonu? Yapalım abi. Daha sonrasında şehrin içinden geçmesi gerekebilir. Belirli böyle yerlere yapacağız bunları ama ne taraflara yapacağız? Şimdi sen böyle oldun ama senin daha mı farklı bundan? Bir dakika şimdi, bu daha farklı. Bu daha mı içeride kalıyor? Bu daha içeride kalıyormuş. Yani böyle olmalı. O zaman şöyle mi yapacağız? Peki böyle olabiliyor musun? Yoksa bir adım daha mı gelmesi lazım? Tam böyle olabiliyorsun. Tam böyle olabiliyorsun. Çok çok güzel. Yapalım o zaman. Bir deneyelim bakalım. Niye olmuyorsun peki buraya?
Burayı alabiliyorsun. Çünkü elektrik direkleri var o tarafta. Buradan gelin. Şimdi oldu. Birleştir bununla. Buranın altından geçersin. Şehrin neresinden geçebilirsin ama şimdi orası önemli. Buradan Bombay'e dönersin. Buradan gelirsin böyle üstler alttan geçersin. Buraya koyma şansım yok çünkü gürültü yaydığı için biraz böyle uzaklara kaçmamız gerekiyor. Mesela şu araya olabilir bir. Da oraya nasıl geçeceğiz? Trenin geçmesi zor o tarafa. Tamam, birincisi burada olsun. Bu tren yolu devam etmesin buradan. Buradan bir başka bir alter verelim ya başka bir hat verelim. O da buradan işte bu tarafa gelsin. Başka yapacak bir yerim yok şu an. Şu anlık sadece bu tarafa koyabileceğim. Bir de bu tarafa koyarız. Bu tarafa koyarız. Orada evlerimiz var. Evlere yakın olmaması gerekiyor yalnız. Evlere yakın olursa çünkü bayağı bir gürültü yayan bir merkez olacak burası. Olmazsa şurayı park alanı yaparız ya. Şu etrafa şey yayacak ya. Bir dakika. Şurayı olduğu gibi iptal et. Üzgünüm. Yani şuraya koyarsak buradan olabilir. Hatta şöyle koymamız lazım. Tamam. Biraz geri böyle deneyeceğim. Bakalım olacak mı o tarafa? Ha, denemeden bilemeyiz. Oluyor. Oluyor. Çok çok güzel. İnsanlar sevindiler. Devam edelim. Burada su mu istiyorsun sen? Suyunu verdik senin. He, oyun başlamadığı için su vermemiş gibi görünüyor. Şimdi böyle geldik. Böyle geliyorsun. Oraya gelemiyorsun çünkü sıkıntım var. Şeyi bozduk, treni bozduk orada. Her neyse. Şu istasyonun suyu ve elektriği yok. Hemen onu verelim. Çalışmaya başlasın. Elektriğini de vereceğim şöyle. Tamamdır. İstasyonlarımız oldu. Şu anlık böyle olacak. Bir de şu iç tarafa bir istasyon yapacağız. Onu da eksik etmeyelim. Hatta şuraya öğrencilerin gelmesi için mesela. Nereden gelebilir? Ya buradan buraya gelir anca. Biraz saçma oldu ama. İlerleyen zamanlarda şuraya şehir yaptığımda yani oraya tasarlayacağım bu tren raylarını da. Şimdi baştan yaparken onu hesap etmedik. Ama şimdi hesap edebileceğiz. Direkt yapabileceğiz de hatta. O yüzden rahat bir şekilde yaparız. Üniversite yok mu? Niye böyle? Ha, yüksekokul var. İlkokul sorunu var. İlkokul sorunu varsa ben belirli yerlere de ilkokul yapabilirim. Şöyle bir tane daha. Tamamdır. Şimdi çalışıyor mu buralar? İnsanlar geliyor mu bu taraflara? Şu an gelen yok diyor. Burada var mı gelen? Su yok. Bunların hatları oluşacak mı acaba? Bir dakika. Onu hiç bakmadık. Şey yok. Hat yok. O hattı ben nasıl oluşturabilirim? Bir dakika. Bu hat oluşma şeyi var bunda. Ha, bir dakika. Durun. O zaman buradan oluşturacağız.
Buradan böyle geleceğiz. Şunlar olması lazım. Evet, hat oluşturmak gerekiyor. Şimdi dur. O iç tarafa da yapalım. Ondan sonra şey yapalım. Hattımızı oluşturalım. Tren geldi böyle. Bu taraftan da düz gelse nasıl olur? Gelebiliyor mu düz? Biraz böyle şey gelmen lazım. Şimdi gelecek. Şuraya koyalım. Ama böyle koymayacağız tabii ki. Biraz yol yapalım bu tarafa. 7 yaptım. 3 yaptım. 7 3 birleştir. Şimdi buraya koyabiliriz. Biraz gidebilirsin ya. Bir dakika dur. Şöyle geleyim ben yanına. Hatta şöyle geleyim daha iyi olacak. Evet. Bu şekilde gayet güzel oldu. Yine su elektrik istiyor bizden. Suyunu, elektriğini verdim. Evet. Trafik oluşmaya başladı. O da güzel. O da güzel. Bir tane de kargo şeyi yapsak mı? Hizmet sektörünün de trenlere ihtiyacı var. Aslında şuraya koyabilsem çok iyi olur da oraya da koyamıyorum ki arkadaş. O biraz kötü oldu. Bayağı bir trafik oldu yalnız şimdi. Bayağı bir trafik oluşmaya başladı. Ama şu trenler biraz da olsa buranın burayı rahatlatması lazım. Bu tarafa yapsak bir tane de kargo treninden ne olur acaba? Hem burası gelir, hem burası gelmeye çalışır. Ya aslında kargo trenini tam şuraya koysak, tam şuraya koyabilsek iyi olacak. Ama oraya koyamayız. Tamam, şimdilik böyle olsun. Buradan bağlantımızı yapalım. Yeterli bu kadar. Bir tane de kargo mu yapsak ya? Bir tanesi burada kargonun. Şurayı yapmayı düşünüyorum aslında. Bir bakalım nasıl olacak burayı yaparsak. Bu taraf olması daha mantıklı. Biraz yukarı çıkman lazım. Üç gelsek. 2. Olabiliyor mu bu şekilde? Bakalım önce. Biraz oluyor. Tamam. O bana yeterli. Böyle yaptım. Tamam. Şöyle biraz silelim şunları. Biraz değişik gelecek. Öyle olmaz ama şimdi ne yapıyorsun sen? Tamam. Hatta şöyle ayarlayabilirsem. Oldu. 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 Tamamdır. Şunu biraz sağ tarafa doğru alabiliriz. Tamam. Kargo yerini de yaptık. Karşı tarafa bağlantı yapalım mı? Yapmayalım mı? Yapalım.
Böyle bir yol çekelim. Geniş bir yol çekelim. Ama işte şeylerin durağa gitmesini istemiyorum ben. Sadece böyle geliş yapsak, gidişi başka yerden yapsalar. Burada trafik oluştururlar mı? Yani ben şehre girmelerini istemiyorum bu araçların. Şehre girmesinler. Buradan sadece ben geçiş yapacağım bu tarafa doğru. Başka yere geçmesinler. Direkt geçemiyoruz mu? Niye öyle geçemiyoruz? Oradan geçelim. Tamam, böyle geçiş olacak sadece bu tarafa. Buradan geliş olmasın. Bakalım böyle nasıl olacak. Şimdi duraklarımızı belirlemek istiyorum. Bir burası. Buradan birleşiyor musun? Hayır. Ama iki burası olsun. 3. What? Niye olmadı orası? Geri dönemedi için galiba. O zaman buradan devam etmek zorundasın sen. Peki gelebiliyor musun buradan? Öyle bir gelmesi lazım ki buradan arkadaşlar. Çok ince bir şey geleceğiz buradan. Bir sağdan bir soldan geleceğiz ama oldu mu güzel olacak. Ben şuraya tamamlamak istiyorum. Önce şuradan gel. Sonra düz gelmeye çalış. Baba niye öyle yaptın? Sen şöyle gel de ben seni ayarlayacağım. Şöyle gel. Seni ben buraya bağlayacağım. Bir şekilde bağlamaya çalışacağım. Öyle olmaz. Burası sanki bağlanmadı. Ha şimdi bağlandı. Tamam. Şimdilik böyle olsun. Buraya bağlamış bulunduk. Güzel de oldu. Fena olmadı. Bağlantı sağlandı. Burayla acaba olur mu olmaz mı? Geri dönüş yapabilirsin herhalde buradan. Bir denemek istiyorum. 1 2 oluyor. 3 4 ve olmadı. Çünkü bunun devam etmesi lazım. Bağlanması lazım. Rayların bağlanmadan olmuyormuş demek ki. O zaman bu rayda dönerek buraya gelse oraya bağlantı yapması biraz zor olacak ama yok yapabiliriz. Yani şuradan bir öncelikle aradan kaçarsak lütfen buraya gelir misin ya? Vallahi geliyor. Çok iyi oldu bu. Var ya bu mükemmel oldu. Tamam böyle dur bakalım. Yeter benim için bu kadar. Ben şimdi buradan sonrasını yapmaya çalışacağım. Dönüyorsun. Dönüyorsun. Geliyorsun böyle. Bir 6 metre yapıyorsun. Sonra 9 metre yapıyorsun. Devam ediyorsun 9 metreye. Oğlum buradan gelmen lazım. 9 yetmiyor mu burada? Tamam 12 yap o zaman. Dokuz yetmiyor. İlginç. 9'la başla. 12'ye gel. Yok abi burada. Ha şey var. Bu var ya. Ondan yapıyor.
Zaten burada elektrik bağlantısı var. O yüzden ellemiyorum. Heh, şimdi olması lazım. Aynen. Ama öyle olmaz şimdi. Bir dakika dur. Düz yapalım. 6 3 1. Tamamdır. Bağlantımızı yaptık. Her tarafta bağlantı var şu an. Durakların olması lazım. Şimdi olması lazım. Tak 1 2 tak 3 4 ve niye birleşmiyorsun? Çünkü burası gelmiyor. Bir de onunla uğraşacağız. Abi yok, bunun sonunu getiremeyeceğiz bir türlü ya. Bu derin altından gitsin. Şöyle gel. Burada elektrik direkleri var ve oraya elektrik gelmeyecek galiba. Evet, gelmiyor. Onu nasıl yapabiliriz? Şöyle gelebiliriz anca. Burası kötü oldu ama baştan bir denesem mi? Bir saniye. Burada da şeyimiz var. Yeniden yüksel o zaman. Düz gel. Baba, şu şeyi ayarlayamıyorum bir türlü ama şimdi oldu. Tamam. Şimdi olması lazım. Her şeyi bağladık artık. Her şey bağlantılı oldu. Artık olsun yeter. Sabahtan beri bununla uğraştık. Yeter yani. İki at mı oldu? Yanlış yaptık galiba. Silinmiyor. Bir dakika. Tamam. Oğlum silsene şunları. Bir, iki, üç, dört, beş. Sonunda hattı çektik. Güzel. Bu biraz trafiği rahatlatacaktır. Yolcu trenlerimiz harekete başladı. Güzel de oldu. İyi de oldu. Sonunda bunu yapmaya başardık ya. Valla 15-20 dakikadan beri bununla uğraşıyoruz. Ama öğrenmiş oldum ben de. Bilmiyordum bakalım böyle bağlantılı olması gerektiğini. Biz de öğrenmiş olduk bunu. Şunların eğitimi mi? Neye ihtiyacı var? Ne istiyorsunuz benden şu an? Eğitimli, yüksek eğitim istiyor. Peki, tamam, eğitim konusunda bir sıkıntımız yok. Her türlü hizmeti veriyoruz. İnsanlar mı eğitilmiyor? Ne oluyor arkadaş? Yani hepsi var.
doğak bir üniversite olarak geçiyor. Ortaya bir üniversite gibi bir şey yapsak mı? Şöyle mesela, üniversite mi bu değil. Üniversite olarak geçiyor bu. Aha, onu yapamayız buraya. Bunu yapmanın bir anlamı var mı bu tarafa? Yok. Çok saçma durur. Ama bakın, bunlar eğitime ihtiyacı var. Niye öyle gösteriyor? Yetmiyor çünkü. Üniversiteyi ben sadece buraya yaptım ya. Bu tarafa da yapmam lazım aslında. Bu insanlara ulaşmıyor. Sıkıntı orada. Peki buraya niye yapmıyorsun? Yapıyorsun. Demin yapmıyorlar gösterdi de. Buraya bir tane koyalım şimdilik. 90 binlik üniversiteyi. Etrafını da biraz şekillendirelim. Yol yapalım. Yürüyüş yolu. Tamam, yolunu çektik. Ama şurası biraz keskin oldu. Böyle yanında olmayacak ya. Kapat şunu o zaman. Tamamdır. Biraz ağaçlandıralım etrafını. Şimdi galiba oldu. Bakalım bir. Hala kırmızı gösteriyor. Neyse, burada kalsın bakalım bu da. Bakalım ne olacak. Bayağı bir değerini arttırmış bölgelerin. Burası çalışıyor mu? Evet, çalışıyor. Güzel, trenlerimiz harıl harıl çalışıyor şu an. Bir sıkıntımız yok. Evet dostlarım, burada bölümün sonuna geldik. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.